Haşmet Babaoğlu, bu anahtar hem söker hem takar. Elinizle ayarlarsınız. O da güçlü çeneleriyle yakaladığı civatayı sıkıştırır. Her boyuta somuna uyar. Hem söker hem takar. Becerikli kullanışlı bir alet. İlk bir Amerikalı icat etmiş. Fakat geliştiren Edward Beard Budding adlı bir İngiliz olmuş. Bu yüzden birçok ülkede bu alete İngiliz anahtarı deniliyor. Tabi kimi Amerikalıların aletin ağız kısmının hilali andıran şekline bakarak Crescent Ranch demeyi tercih etmesi ilginç. Neden bunları anlattığıma gelince... Bir TV programında çok kullanışlı bir örgüt olmasını kastederek IŞİD bir tür İngiliz anahtarıdır dememin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Hala bilmeyen, görmeyen, anlamayan kaldı mı? IŞİD, Orta Doğu'yu sosyal ve siyasal bakımdan iyice çoraklaştırdı, böylece baştan dizayn edilme ihtiyacını ortaya çıkardı. İran'ın Şiiler üzerindeki güç oyunlarını konsolide etti, Esad rejiminin ayakta kalmasına katkı yaptı. Bütün dünyadaki beyaz entelektüellerin gözünde İsrail'in meşru görünmesine yol açtı, İslamofobiyi güçlendirdi. Kürtleri köşeye sıkıştırıp her türlü manipülasyona açık hale getirdi. Dahası da var. Işit bölgenin büyük ülkelerinin iç siyasetini ve dış ilişkilerini belirleyecek uluslararası hamlelere yataklık etti, imaj bozdu, imaj kurdu. Gelin spesifik bir örnekle yaklaşıp IŞİD anahtarı yoluyla Mısır'a çizilen yol haritasına bakalım. Bunu görmek için geçen kışa dönmek yeterli. O tarihlerde Sisi rejiminin imajı Avrupa'da sarsılmaya başlamıştı. Hatta Sisi konuşurken İtalya Başbakanı Matteo Renzi sakız çiğneyip telefonunu karıştırmıştı. Ama Tony Blair danışmanlığında inşa edilmiş Sisi rejimi bu kadar kolay terk edilebilir miydi? Şubat ayında Hollywood yapımlarını aratmayan çarpıcı bir video bütün dünyaya servis ediliverdi. Görüntülerde Libya sahilinde bir yerde, sırtını Akdeniz'in dalgalarına vermiş IŞİD cellatları 21 Mısırlı'yı idam ediyordu. Bir anda her şey değişti. IŞİD'in korkunç tehdidi altındaki Mısır imajı başka her şeyin önüne geçti ve Sisi'nin neşesi yerine geldi. Fakat takılan civataların karşılığında bazıları da sökülecekti. Nasıl mı? Kahire'de rahatlatılan Sisi şimdi yine IŞİD eliyle Sina Yarımadası'nda rahatsız edilerek tavize zorlanıyor. Sina ve Gazze sınırındaki IŞİD eylemleriyle baş edemiyorsun bahanesiyle askeri operasyon gücünü İsrail'e bırakmaya zorlanıyor. Uzun lafın kısası şu. Dün Suruç'ta patlayan bombanın arkasında eğer iddia edildiği gibi IŞİD varsa, yukarıda sadece bir kısmını hatırlattığım geniş tabloyu unutmadan değerlendirmek gerekir. Haşmet Babaoğlu, Sabah